Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Neşeli bir şekilde merhaba falan demek isterdim ama başlıktan zaten anlayacağınız üzere 20'lik dişimi çektireceğim. Tabi video part part olacak. Çektirdikten sonra bir kısmını çekip birleştireceğim. Daha çektirmedim. Şu anda 4 tane ilaç kullanmaktayım. Size hepsini şimdi sıra sıra anlatacağım. Daha önce buradaki dişimi çektirmiştim. Şu anda bu sol tarafımda, yani bana göre sol, size göre sağ tarafta olan dişimi çektiriyorum. Nasıl ağrıdığını anladığımdan falan bahsedeyim öncelikle. Fırçalarken, yani şöyle oldu. Bir gün uyudum, uyandım. Yakın zamanda oldu, işte 2-3 gün önce falan. Uyudum, uyandım. Kalktım. Bir kalktım. Ağrıyor. Hani grip falansam zaten, hani boğazım da ağrıyor. Tam griple ikisi aynı ana denk geldi. Neyse. Ondan sonra fırçalarken baktım, biraz daha böyle ağrımaya falan başladı. Ondan sonra internetten araştırdım ne yapayım diye, karanfil yaptım. Biraz ilkel ama gerçekten biraz iltihabını aldı. Bir gün bekledim, dedim belki geçer belki geçmez. Tuzlu suyla gargara yaptım. Ağrı kesici vesaire hiçbir ilaç kullanmadım. Sonra direkt doktora gittim. Dedim benim buram ağrıyor. Ben 20'lik dişimden şüpheleniyorum. Baktı etti falan. Dedi ki 20'lik dişinin üzerine et kapatmış. 20'lik dişimin üzerine et kapattığı için düzgün fırçalamadığımdan dolayı çürümüş. Yani bu benim elimde olmayan bir şey. Ne kadar ben iyi fırçalarsam fırçalayayım, eğer diş fırçasının kılları oraya ulaşamıyorsa o diş mecburen çürüyor arkadaşlar. Bunun önemini bir şekilde alamıyorum. Yani bugün olmasa yarın 30-40 yaşımda illa bu dişi çektirecek mi? Yani illa en sonunda o diş çekilecek. Ama tabii bu bugün, yani yarın patlak, yani bu aralar patlak verdi, öyle söyleyeyim. Bugün yarın patlak verdi bir şekilde. Kurtaramadım. Neyse, ondan sonra bana film çektirmem gerektiğini söyledi. İlk gittim filmimi çektirdim. Çünkü sinirlerime baktığımda sinirlerimi de göremiyorum. Ve hani aklınızda bulunsun. Gerçekten iyi bir doktora gitmezseniz, iyi bir yere gitmezseniz yanlış ve bilinçsiz çekimden dolayı yüzünüz geçici felç, uyuşukluk vesaire kalabilirmiş. Bana verdiği ilaçların isimlerini tabii ki de söylemeyeceğim. Çünkü her doktor farklı bir şekilde işlem uygulayabilir. Ağrı kesici verdi, kas gevşetici verdi. Çünkü ağzımın yarısına kadar açabiliyordum. Şu anda ağzımı en azından tamamen bir şekilde açabiliyorum. İki tane antibiyotik verdi ve antibiyotiklerden dolayı midem çok kötü. Bunun için mide koruyucu hap da alabilirsiniz. Tabii size de bu şekilde verse ve midenize dokunursa. Ama ben 2-3 günlük bir süreç olduğu için çok fazla şey yapmıyorum. Kullanmadım. Yani kullanma ihtiyacı duymadım ama o mide ağrısı benim günlük hayatımı etkileyecek dereceye gelecek raddedeydi ve sürekli aklınızda bulunsun, yine uyku yapıyor ve benim içtiğim ilaçların toplamı, ben araştırdım yani toplam baktım ettim tek tek 1900 miligram, yani toplamda 2000 miligrama falan tekabül ediyor. Yani 2000 miligram diyelim ve vücut için gerçekten çok ağır. Ama yani gerçekten düşman başına, öyle bir ağrı başka gerçekten hiçbir şekilde geçmiyor ve benim olduğum sırada aynı zamanda R'ye gittim. Yani size öyle bir şey söyleyeyim ki onun ağrısını bile hissetmedim. Sadece şu anda tek hissettiğim şey 20'lik dişim ağrısı oldu. Gribi de hissetmedim. Yani şu an iki hastalık gerçekten 20'lik dişin yanında yoktu. Hani üç hastalığı aynı anda yaşadım ben sayılırım. Tabii size de antibiyotik verirse, ki verecekti, başka türlü gerçekten geçmiyor. İltihaplanma apsu olduysa benim tam olarak şurada, zaten konuşurken de fark etmişsinizdir, biraz daha böyle yamukluk değil de, yani zor konuşuyorum. Konuşurken kelimelerde biraz zorlanmaya başladım ya, zorlanıyorum. Tabii ki inşallah yarın dişim çekildikten sonra rahat bir süreç geçer. Sürecin devamını sizlerle yarın paylaşacağım. Arkadaşlar, dişimi çektirip de geldim. Daha doğrusu yani dün değil. Dün dişimi çektirdim. Bugün videoyu çekiyorum. Eğer dünkü halimle bu videoyu çekiyor olsaydım eminim ki hepiniz 20'lik diş çektirmekten korkardınız. Biraz sesim düşük çıkıyor olabilir. Biraz yavaş konuşuyor olabilirim. Çünkü yani nasıl söyleyeyim, şişlik belli oluyordur zaten. Baktığınız zaman da. Ve şöyle söylemek istiyorum öncelikli olarak. Yani 2 gündür sıvı tüketiyorum. Sıvı tüketmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Doktorum bana yapman gerekenleri tabii ki söyledi. Bunları ben de sizinle paylaşacağım. Şimdi
Çok fazla diyorsun diyecek de olabilirsiniz. Çünkü ağrılardan doğru düzgün uyku da çekemiyorum. Gerçekten çok, yani düşmanın başına bile diyemiyorum. O kadar kötü bir şey. Şimdi bu içinde bana doktorum verdi. İçinde jel var. Şöyle bir jel. Buzdolabına koyuyorsunuz. Yarım saatte bir koy yap dedi doktor. Ama ben bunu bıraktığım zaman yani 2 saat hani yemek yerken falan bıraktım ve anda şişlik oldu. O yüzden bırakamıyorum. Şu an video çekerken bile tutmak zorundayım. Doktorunuz verir mi bilmiyorum. Ben özele gidiyorum bu arada. Soracak olanları söyleyeyim. Devlet hastanesinde 20 dişimi çektirmedim. Bu arada dişinizi çektirmeye gitmeden önce 2 saat aç kalıyorsunuz 20'lik dişinizde. Aç kaldığınız için tok karnınıza gidin. Çünkü ondan sonra hiçbir şey yiyemeyeceksiniz bir 3 gün en az. Ben kaç gün yerim bilmiyorum. İpimi de birazcık uzun bıraktığı için mide bulantısı hafiften yapıyor. Bu da normal bir şey. Yine antibiyotik, kas gevşetici, ağrı kesici bunları kullanmaya devam ediyorum. Tabii herkes aynı ilaçları verecek diye bir şey yok. Ben şu an ilaçları dediğim gibi paylaşmak istemiyorum. Çünkü ben doktor değilim. Ve sizi yanlış yönlendirmek de istemiyorum. Yani doktorunuz ne derse onu yapın. Bunu söylemek isterim. İlk 24 saat sigara, alkol kesinlikle tüketmeyin diyorlar. Zaten ben tüketmediğim için. Ben bu konuda zorluk yaşamadım. Tabii tüketen insanlar sabırsız oldukları için biraz zorluk yaşayacaklardır. Eminim 24 saati de beklemeyeceklerdir. Bundan eminim. Başka ne dedi bana? Ya şey söylemedi, taneli mi tanesiz mi tüketmem gerektiğini, ama bunu ben internette araştırdım. Hep tanesiz şeyler tüket. Hani sıvı patates püresi, süt ürünü tüketebilirsin diyor. Ondan sonra hemen tükettim. İmplantta mesela tüketmemiştim süt ürünü. Başka ne tükettim? Peynir yiyebildiğim kadar artık. Ondan sonra humus yedim mesela. Hani böyle hep dediğim gibi sıvı şeyler, meyve suyu bol tükettim. Sonra kazandı bir sütlaç gibi sütlü tatlı da yiyebilirsiniz. Vücudunuz hani şey düşmesin diye dirençten. Bu tarz şeyler tükettim. Tabii daha dikişlerimi aldım ama dikişlerimi aldırdığım da ayrı bir şey bahsedeceğiz tabii. Bu arada şu detayı da söylemek istedim. Unuttum. Küpelerinizi çıkartmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Film falan çektikleri için genelde. Ben İkinciye tekrar küpeleri çıkartmak zorunda kaldım. Artık küpet dedim takmayacağım yani. Bu şekilde biraz beni yorgun görmüş olabilirsiniz. Durum gerçekten iyi değil. Yani durumum iyi değil. Kendim sağlıklı değilim şu an. Çok kötüyüm. Evet, iyi görünüyor gibi görünüyor olabilirim ama gerçekten 20 diş bildiğiniz, yani bana daha önce de 20 dişim çektirdim de bir doktorum söylemişti. Böbrek ameliyatıyla eşdeğer bir ağırlıktan, yani eşdeğer sancıdaymış. Benim çektiğim valla ben bilmiyorum yani. Nasıl millet rahat rahat 20'lik dişini çektiğince gelebiliyor. Benim anında yüzüm şişti. Konuşmada güçlük çekiyorum. Bilmiyorum valla gerçekten. Dikişlerimi aldırdığımda yine ayrıca video çekeceğim. Tabii bu konu hakkında size bilgilendirme yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi dikişlerimi aldırmaya gidiyorum. Üçüncü, dördüncü günü falan bugün. Bugün daha iyi hissediyorum kendimi. O yüzden videoyu bugün çekebildim anca. Evet, önceki videoda da anlattığım gibi yanağımın şurası çok kötü şişlikti. Hala belki biraz baktığınız zaman bir şişiklik vardır. Tabii şu an o şişiklik azaldı. Hatta bitti yani. Ödem şeklinde toplanmıştı ve ağzımı açamıyorum. Hala açamıyorum. Açamama nedenim ise darbelerden kaynaklı. Yani darbe dediğim, doktor çeneme baskı uyguladığı için ondan dolayı çene zorluyor. İster istemez zorluyor. İstediğin kadar ilaç iç, istediğin kadar şey yap. Hatta yani o ancak kas gevşeticilerle oluyormuş ama kas gevşetici de benim bittiği için çok fazla kullanamadım. O şekilde dikişlerimin acıyacağını çok düşünmüyorum. Çünkü bugün hiçbir acı ağrısızı kalmadı ve normal yemeğe başlayabildim yani. Tabii yine ben size bu şekilde söyledim. Hani korktunuz evet benim o halimi görünce ama 1-2 günlük bir olay. Yani hemen ondan sonra normal yaşamınıza dönüyorsunuz. Ve korkup sakın çektirmemezlik yapmayın. Çünkü o yanındaki diş atıyor bu sefer. Birkaç dişinizi de kaybedebilirsiniz. Bundan dolayı tabii ki de her zaman erken tedavinin her şeyin önüne geçtiğini unutmamak gerekiyor. Şimdi evden çıkıyorum.
Umarım fazla canım acımaz. Geri kalan bilgileri eve döndükten sonra size aktaracağım. Evet arkadaşlar, dişçiden geldim. Ve ben bugün dikişlerimi alacak sanıyordum ama 4. gün alınmıyormuş. 10. gün falan alınıyormuş. Çarşamba günü alacaklar artık. Sadece ağzımı tam açamadım için yine kas gevşetici verdi. Kullanır mıyım, kullanmaz mıyım bilmiyorum. Fakat şu tam dikişimin olduğu yere krem sürdü. Bir de uyuşturucu iğne yaptı. Onun harici çok fazla bir işlem yapmadı. Ve hızlı kapanmış benimki. Daha da kötü olabilirmiş yani, o şekilde söyledi. İnşallah tabii dikişleri alırken canım acımaz. Ona göre yine sizi bilgilendirme yapacağım. Evet arkadaşlar, geçenlerde dikişlerim alınmadı ama bugün evet eminim ki alınıyor ve aynı zamanda diş taşım temizlenecek. Dikişlerimin alınmasıyla, ay tutamadım telefonum. Dikişlerim alındıktan sonra tabii ki nasıl işlemlerden geçti söyleyeceğim. Şu an sıfır ağrı var. Hiçbir ağrı yok. Sadece uyandığımda hafiften hani o çeneme yapmış olduğu baskının ağrısını hala hissediyorum. Zaten üzerinden 10 gün mü? Evet 10 gün gibi, yani 8. gün falan işte, 10 güne yakın. 10 güne yakın bir gün geçtiği için çok fazla da bir ağrısızı kalmadı. Ağzımı da açabiliyorum tam olarak. Bakalım doktorum ne diyecek, o önemli ama bu süre zarfı içerisinde ben kesinlikle ve kesinlikle yani işlemden sonra doktor ne kadar kas gevşeticisini kullan dese de ben kullanmadım 1-2 gün. Tabii siz ağzınızın açıklık derecesine göre isterseniz kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben doktor değilim yine. Başıma gelen şeyleri anlatıyorum sizinle. Dikişlerimi alındıktan sonra birlikte gelişmeleri size aktaracağım. Evet arkadaşlar, 20'lik dişimin dikişlerini de bugün alındı çok şükür. Diş taşım da temizlendi. Artık 1 yıl boyunca dişçiye gitmem yani. İnşallah Allah kimseye düşürmesin. Çok şükür yani şu anda yemek falan yiyebiliyorum ama dedi ki ilk 2-3 gün dikkat et dedi. Hatta bir hafta yakın taneli gıdalar dikkat et dedi. Ondan sonra diş taşımını temizlerken çok uzun sürdü retainer'dan dolayı. Biliyorsunuz ki retainer var bende, gizli şey tel, yani içte duran tel. Onunla ilgili de isterseniz bu arada video çekebilirim. Yorumlara yazabilirsiniz retainer'ın nasıl kullanılacağına dair. Ondan sonra dikişlerimi alırken ben hiçbir şey hissetmedim. Aldıktan sonra da hissetmedim ama ne olur ne olmaz canım acımasın diye yine anestezi vurdu. Diş taşımı temizlerken ve ayrıyetten dikişlerimi alırken de uyuşturucu sprey sıktı. Diş taşımı temizlerken bu arada sivri bir şeyle temizledi. Ondan sonra yeşil bir macun sürdü. Beyazlat nasıl açısından zaten fark ediyorsunuzdur. Biraz sarı lekelerim olduğunu arada söyledim. O da dedi onların geçmesi için dedi çayı kahveyi tüketme. Ya da az zaten hani tükettikten sonra da ağzımı suyla çalkalayacakmışım. Ben onu genelde ağız temizleme suyuyla yapıyorum. Tabi suyla daha iyi oluyormuş. Karbonat da katabilirsin dediği için, ya da tuz. Tabi bunlarla da birlikte yapabilirim. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur ama benim canım çok yandı. Bunu söylemek isterim. Şu an çok iyiyim. İlk 2 gün acı çektim dediğim gibi diğer videolarda da. Ondan sonra hiçbir sıkıntı olmadı. Bir de yemek yemediğim için biraz kendimi kötü hissetmiştim. Ama şu an çok çok iyiyim. Gördüğünüz üzere. Bir de yukarıda 20'lik dişim var. İnşallah o sıkıntı çıkarmaz. O da çürümemesin ve çürümesini geciktirmesi için çok iyi fırçalamam gerektiğini söyledi doktorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Ve yılda bir defa diş kontrolüne gitmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ve bu arada bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone ol ve beğenmeyi tıklayabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.